Şükrü Öğütlüoğlu. Evet sevgili bahis severler, hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. 4 Temmuz Cumartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Yine çok geniş bir bülten var ve sizler için 9 tane ana kupana değerlendirilebilecek maçlar seçmeye çalıştım. Onun dışında riskli tercihlerim de var. Yüksek oran denemesi yapabileceğimiz, alternatifle deneyebileceğimiz maçlarım da var. Bir 4-5 tane. Onları da hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Tabii bazı hatırlatmalar yapacağım. İlk önce uygulamamızı kullanan sevgili dostlarımız için eğer güncellenmezse, bir sorun yaşarlarsa Google Play'e girsinler. Yeni güncelleme geldi, yeni sürümü geldi uygulamamızın iddia bildir olarak. Oradan Google Play'den güncelleme yapsınlar. Öncelikle bunu hatırlatalım ve uygulamamız için de girip Mac'isini indirmek isteyenler şuradaki videomuzu mutlaka izlesinler. Ondan sonra indirsinler ve iOS'cular, iPhone'cular için de Apple Store'da henüz olmadığı için yine o videoda anlattığımız başka bir yolla onlar da kuponlarımızı görebiliyorlar. Onu söyleyebiliriz. Çarşamba günü şöyle bir performansımız var. Bu arada ekranda yine uygulamada tutan 9 tane kuponumuz vardı. Salı günleri ve cuma günleri video çekemiyoruz artık biliyorsunuz. Yine o günlerde de video çekemesek de kuponlar paylaşıyoruz. Tabii salı günü, çarşamba günü ve perşembe günü ekranda yavaş yavaş yönetmenim çevirsin. Yine bir 8-9 tane, 10 tane falan kuponumuz tuttu herhalde. Tabi bunların yanında yatanlarımız da var. Onları da söyleyelim. İdeal 1 tutuyor, ideal 2 tutmuyor. İşte katlama tutuyor, ideal 1 tutuyor, kale tutmuyor. Veya işte Caydaş'ın yine ideal 1'i tutmuyor, ideal 2'si tutuyor derken zaten genelde bir kuponun ya da bir kuponları böyle oynadığınız zaman arkadaşlar, mesela ay sonuna kadar 40 tane kupon mu yaptım? Bunun 20'si tutsa, 15'i bile tutsa, çünkü genelde her tutan kupondan 3, 3,5, 4 oran alacağın için %50'nin altında bile, %40 bile tutsa o kuponlar zaten mutlaka kârda olursunuz. Bunu ufak bir matematik hesabıyla kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu arada maçlarda tabii Olds Bodo Glimt maçına değineceğiz. Çarşamba günü karşılıklı gol var dedik ama maçın başında hemen bir kırmızı kart, bir penaltı oyunun kaderini değiştiriyor. Bu aralar şanssızlıklar oluyor. Kuponlara denk getiremiyoruz. Yine videoda verdiğimiz kuponumuz da yatmıştı bu maçtan. Leicester City'de mesela Everton maçında birden bir pozisyon oluyor. Maçın başında gol yiyor. Sonra bir penaltı. Hop 2-0. 2-0'dan maç dönmüyor gibi. Bu tür şanssızlıklar mutlaka oluyor ki biz 0-2 çifte şans demiştik. Onun dışında Chelsea maçında yine aksilikler oldu. Karambolden ve kornerden ve kontradan yedikleri gollerle onlar da çeviremediler. Derken bu tür aksilikler yaşadık. Riskli tercihlerimizde işte bir tanesi başarılı oldu ama gollü geçeceğini söylediğim Almanya 3 maçları vardı. Biliyorsunuz onların tamamı başarılı oldu yani. Gollü maçlar olabilecek maçlar söylemiştim. Perşembe günü de yine Napoli'nin gelmeyen golü, Liverpool'un atamadığı gol yine 2.5 üstte de gider demiştik. Onu da değerlendirenler vardır belki ama Tottenham'ı da 2-3 golde kalır demiştik. Onlar da ne güzel 3-0 yeniliyorlardı. Son dakikada gol attılar, bitirdiler ve Sheffield'ın tehlikeli olduğunu, bu maçta Tottenham'ı oynamamanız gerektiğini, o yüzden 2-3 golü söylemiştik. Dediğimiz gibi alternatif kuponlar yaparak mutlaka kuponlarınıza 2 maçlık, yani bu devirde özellikle bu zamanda bu kadar zor tutturulabildiği, işte varlarla goller iptal oluyor. Aniden bir gol oluyor, kırmızı kart oluyor, oyunun kaderi değişiyor. O yüzden ne kadar az maç koyarsanız kuponlarınıza o kadar iyi. 2 maç, 3 maç bilemedin, 4 maç bile fazla. Daha da öğrenci arkadaşımız 4 koysun ama mutlaka alternatifler yapın ki bir maçın aynı tercihini, bakın çoğunuz bunu yapıyor, yanlış tercih bence. Bir maçın aynı tercihi, bir maça 2.5 üst olarak çok güvenirsin, 3 kupon yaparsın, 3'üne de üst koyarsan bu çok saçma bir şey olur. Çünkü 2-0'da kaldıran gitti yani, 3'ü birden yattı. O yüzden ya o maçın farklı tercihini koy, buraya üst buraya var, ya da aslında hiç koyma, diğer maçlardan 3'er 3 maçlık yap diye tavsiyelerimizi yapalım. Yine kısa geçeceğim çünkü biz maçları izliyoruz. İzleyemesek de özetini izliyoruz. Ne olmuş, ne kalmış, eksiğine, gediğine, zaten bu videoları sizlere hazırlamadan önce saatlerce çalışıyoruz. O yüzden burada sizleri fazla sıkmamak adına çok da fazla uzatmayacağım videoyu ama çok fazla maç var dediğim gibi. Öncelikle daha çok güvendiğim maçları, tabi burada bütün güvendiğimiz maçları sizlere aktarıyoruz ama ondan sonra da belirteceğim zaten. İlk söylediklerim kadar değil ama biraz daha az güvendiğim ama yüksek orandan alternatifle değerlendirilebilecek maçlar diye de söyleyeceğim. Yine videonun ortalarında da kuponumu da paylaşacağım. Değerlendirmek isteyen, kafanıza yatıyorsa ve de siz de kafanıza yatıyorsa, analizi yapıyorsanız ve aynı fikirdeysek öyle değerlendirin. Bakın bu maçları aynı fikirde değilsek öyle olmaz diyorsanız kesinlikle koymayın kuponunuza ki aynı fikirde olduğunuz maçları denk getirebilin kuponunuza. Yattığımız zaman en azından sen dedin, senin yüzünden yattı demeyin. Bu bahane sadece sizi kurtarır yani. Benlik bir şey olmuyor çünkü sonuçta ben sadece fikirlerimi söylüyorum dediğim gibi. Leicester City Crystal Palace mücadelesiyle başlayalım. Tabii Leicester City güzel oyununu bir türlü galibiyete çeviremedi. Ara dönüşü hep mağlubiyetler aldı ama artık Avrupa potasını da oldukça tehlikeye sokmaya başladı. Bundan dolayı mutlaka galip gelmesi gereken bir mücadele. Crystal Palace da ligin orta sıralarında kendini kurtarmış düşme potasından ve bunun rahatlığıyla da zaten hani en son Bournemouth'u yendi aradan sonra, orada iyice rahatladı zaten. Sonra Liverpool ve Burnley'e karşı kaybetti. gitti. Zaten takımda önemli sakatlıkları da var. Yine Martin Kelly defansta, James Tompkins yine sakatlıkları var defansta. Schulop'un sakatlığı devam ediyor. Ayrıca Christian Benteke'nin de şüpheli olduğunu söyleyelim ama burada Leicester City'nin kazanabileceği bir mücadele olarak görüyorum ben. Maç sonu 1'e 1.52 orandan tercih edebiliriz. Güvenenler, aynı fikirde olanlar tercih edebilir. Güvenmeyenler de gollerde ya da ne yapabiliriz diyenler 2-3 gol aralığında kalacak bir mücadele olarak düşünüyorum ben. 2-0 ya da 2-1 Leicester'ın kazanacağını düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz kuponunuzun birine koyabilirsiniz. Yine Manchester United Bournemouth mücadelesi var. Saat 17'de oynanacak. Yine oldukça formda bir Manchester United var. Chelsea ile Leicester'a oldukça yaklaştı. Avrupa potasında arkadan da onu Wolverhampton rahatsız ediyor ve bu formuyla beraber zaten formsuz olan Bournemouth'u sahasında rahat bir oyunla yenebilir diye düşünüyorum. Bournemouth'un da tabii önde kurdukları defans, verdikleri açıklardan dolayı da biraz fazla gollü bir maç olabilir diye düşünüyorum. 3-0, 3-1 gibi bir Manchester United galibiyeti çıkabilir gibi geliyor bana. Kyle Wilson cezalı, önemli bir eksik Bournemouth adına. Dediğim gibi Manchester United galip gelecektir ama bu da gollü bir maçla birlikte olacaktır diye ve oran yükseltmek için. Hani 1-10'dan Manchester oynayacağımıza yine isteyen handikap 1 alabilir. Oran yeterli diyorsanız ama onun dışında maç 2.5 üstte de gidebilir gibi geliyor bana. 1.42 orandan onu da değerlendirebilirsiniz. Bournemouth'un defansından dolayı dediğim gibi ve ekstra goller de gelebiliyor. Yani şöyle düşünün, bir Anadolu takımının bizim 4 büyüklere karşı nasıl oynadığını düşünün. Hani böyle defans yaparak uzun kontra ataklarla, hızlı kontra ataklarla ve duran toplardan genelde gol bulduklarını düşünün. Ve buldukları zaman da morallenip daha çok sanki böyle direnç kazandıklarını düşünün. Öyle maçlar geçiyor yani. Yoksa bu büyük takımların işte Chelsea'nin, Leicester'ın kaybetmesi hep bu şekilde oluyor. Yani Benfica'nın mesela tek kale oynayıp bir sürü 4-5 tane gol kaçırıp, net pozisyonlar kaçırıp üstüne yediği gol aynı şu şekilde. Yani direkt hayal edebilirsiniz. Siyahi bir topçusu, atletik, hızlı koşan, alıyor topu, götürüyor, arkasından biri koşuyor, kovalıyor, yakalayamıyor. O kadar hızlı ki topla beraber oradan da bir adam geliyor, veriyor ortayı, gol. İkinci gol aynı kopya. Yine uzun bir top. Yine aynı siyahi oyuncu götürüyor. Yetişemiyor, yanından koşuyor. Oradan yine biri koşturuyor. Ona yetişiyor. Yine veriyor. Yine gol arka direkte. Yani böyle. Onun dışında devamlı tek kale oynanan bir futbol var. Ve dünya futbolunda genelde bu böyle oluyor. Sürprizler bu şekilde oyunlarla çıkıyor. Ya da erken gelen bir golle ya da duran topla direnç kazanıyor falan. İzleyenler zaten biliyorlardır. Onun dışında Ankaragücü Alanyaspor mücadelesi, tabii İbrahim Üzülmez'de çıktı. İlk mücadelede Trabzon'a karşı 1 puan alan ve dirençli görünen Ankaragücü Alanya'ya karşı da bu performansını sürdürebilir. Keza Alanya'nın hücum gücü ne kadar kuvvetliyse de defansta verdiği açıklar gözden kaçmıyor. Yine Göztepe maçında da 3-3 berabere kalmışlardı. Her ne kadar kupada oynadıkları Antalya maçında 4-0 yenseler de o maçta bile Antalya'nın en az 2-3 gol bulabileceği pozisyonlar vardı ama Antalyaspor beceriksizliğinden dolayı atamamıştı ve Ankaragücü de artık biliyorsunuz son demlere düşmemeye çabalıyor ve can havliyle oynuyor. Tabii önemli eksikleri de var. Çok önemli bir Cerson Rodriguez cezalı oynamayacak. Yine Sedat Ağaçay ile birlikte bu ikisi cezalı oynamayacaklar. Bunlar handikap yaratıyor tabii Ankaragücü adına ama onun dışında yine takımda İlhan Parlak gibi, Oscar Skarione gibi ve çok önemli bir Orgil gibi bir oyuncusu var. Bunlarla tehlike yaratabilirler. Yine karşılıklı gollerle üste gidecek bir mücadele düşünüyorum ben. 2-1-2-2 gibi gollü bir maç olabilir. O yüzden 2.5 üstü 1.60 orandan tercih edilebilir. Yine aynı fikirdeyseniz diye söyleyelim. Basel-Neuchâtel-Samax mücadelesi var. Basel şaşırtmaya devam ediyor. Yine son mücadelesinde Lugano'ya deplasmanda yenildi. Son dakikalarda bir de kırmızı kart gördü. Burada Young Boys ve Sengalen'le birlikte tabii yarışa devam ediyor ama Neuchâtel-Samax da son sıralarda, onlar da iyice formsuz durumdalar. Kendi evlerinde de Sengalen'e yenildiler ama yine çabalıyorlar, açık futbol oynuyorlar. Baktığımız zaman orta saha ve defansında bir sakat, bir cezası var ev sahibinin. Samax'ta da bir tane şüpheli var ama yine gollü mücadele sonunda Basel'in kazanmasını bekliyorum ben. Burada telafi edecektir son aldığı mağlubiyeti Samax'a karşı. O yüzden isteyen maç sonu 1 oynayabilir. İsteyen oran yükseltmek için 1 ile beraber 2.5 üstünü alabilir. Yani 2-1-3-1 gibi bir Basel galibiyeti bekliyorum ben. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Hatta cumartesi kuponumun 4.20 oranlı sizlere vereceğim kupon. 4 maç seçtim. Oran biraz yüksek olsun diye kazandığımız zaman en azından diyorum ya, alternatif yapıyoruz ya mesela. En az 3-4 oran, 3.5-4 oran, 4.5 oran gelsin ki bir tutup ikisi yatarsa bile masrafı çıkaralım. 2 tutarsa kâra geçelim diye her zaman yüksek oran denemesi yapıyoruz. Biliyorsunuz Basel, Neuchâtel-Samax 2.5 üst. Bugünkü kuponumuzun ilk maçı. Bunu da not ederek devam edebilirsiniz diyelim. Onun dışında Sassuolo-Lecce mücadelesi mesela. Sassuolo'da yine oyununu beğendiğim takımlardan biri. Roberto De Zerbi ile beraber müthiş bir geçiş oyunu oynuyorlar. Bunun yine son maçlarında gösterdiler. Fiorentina'yı deplasmanda yenerken çok iyi göründüler. Lecce'de Sampdoria karşısında yine dirençli oynadı ama golünü de attı, kazanamadı. 2-1 yenildi. Onlar da yine açık futbol oynamak zorundalar. Keza alt sıralardan tam düşme potasının içindeler. Yani kurtarmak için canavliyle oynayacak takımlardan biri. O yüzden açık oynamak zorundalar. Sassuolo'ya karşı golü yedikten sonra onlar da bol bol ileri çıkacaklardır diye düşünüyorum. Sassuolo takımında orta sahada ve defansta 2 defans, bir de orta sahada yine önemli oyuncular sakat. Bunun da etkisi olacaktır. Lecce'de gollere katkıda bulunabilir bu anlamda diye söyleyelim. Lecce'nin de yine Lapadula sakat, bir de defans ve orta sahasında sakatlıkları olan futbolcular var. Yine gollü mücadele beklentim var benim. 2.5 üst 1.38 oranıyla tercih edilebilir. Cumartesi kuponumun ikinci maçı da bu. Sassuolo Lecce 2.5 üst 1.38 orandan diyelim. Biz bir diğer maçımız Fenerbahçe Göztepe. Bu Fenerbahçe maçlarına her zaman karşılıklı golüne değiniyoruz. Çünkü tam bir şekilde golü buluyorlar ama defansları da zaten izleyenler görüyorlardır. Her maçta gol yemeye çok müsaitler. Bizi bir kere yatırdılar. O da Kasımpaşa maçında. O da Fenerbahçe gol atamadığı için yattık ama onda da ne goller kaçtı görmüşsünüzdür. İşte boş kaleye atamamalar, direkten dönenler, varla iptal edilen goller derken bir tek karşılıklı gol varımız orada yanıltmıştı. Göztepe'de ligin rahat takımlarından biri. Alanya ile yine o da gollü bir mücadele oynadı. Potansiyel futbolcuları da var. Buraya tam kadro geliyorlar. Rahat bir oyun yapısı olacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin her ne kadar Avrupa şansı olsa da ne kadar kovalıyor, ne kadar gücü yetecek bilemiyoruz ama Mehmet Ekici sakat, Tolga Ciğerci şüpheli görünüyor. Falet yine şüpheli. Geri Rodriguez gibi önemli bir oyuncuları cezalı. Zayt da yine şüpheli görünüyor. Mia Zayt ve burada yine Fenerbahçe gol atsa da gol de yiyecektir diye düşünüyorum. Güzel oranıyla 1.55'ten karşılıklı gol var. Öneriyorum. Kuponumuzun da 3. maçı bu. İsteyen bu 4 maçın 3'ünü alabilir, oran yeterli diyorsa, istemeyen de biraz daha yüksek orana gideyim abi ben de derseniz veya kardeşim derseniz 4.20 orandan hepsini oynayabilirsiniz. Basel ve Sassuolo maçları 2.5 üst, Fenerbahçe maçı karşılıklı gol var. Diyelim bir de Almanya Kupası final mücadelesi var. Leverkusen Bayern Münih mücadelesi. Tabi burada Kai Havertz'in de performansına bağlı biraz Bayer Leverkusen'in oyunu ama bu final mücadelesi olduğu için kupayı da almak isteyecekleri için mutlaka zorlayacaklardır Bayern Münih'i. Hepinizin de bildiği gibi gollü bir maç mutlaka hepiniz bekliyorsunuzdur. Ev sahibi tam kadro görünüyor. İki takımda da önemli bir şey görünmüyor açıkçası çok fazla. 2.5 üstün oranı 1.25 açıkçası. İsteyen bunu deneyebilir oran yeterli diyorsanız ama Leverkusen'in de bir golü çok değerli geliyor bana. Çünkü Bayern Münih'in atacağından şüphem yok. O yüzden Leverkusen'in bir golü diyorum. Karşılıklı gol var da denenebilir. 1.45 gibi ideal bir oranı var ben size söyleyeyim. Denenebilir en azından yani. Dediğim gibi kupa maçı, kupa finali ve Leverkusen Bayern Münih'e karşı mutlaka bir gol bulur yenilse bile diye düşünüyorum. Ben aynı fikirdeyseniz deneyebilirsiniz. Bir diğer maçımız 8. maçımız hatta Zürich Servette mücadelesi. Geçen maçta yine başarılı olmuştuk. Servette Young Boys mücadelesinde gol atabileceğini söylemiştik. 1-1 de berabere bitmişti. Yine onlar da ilk 3'e girmek için hala iddiaları var Servette takımının. Zürih'te ilginç bir şekilde Thun deplasmanında ilk yarıda 3-0 geriye düşmesine rağmen ve rakip kırmızı kart görmesine rağmen ilk yarı pardon 3-0 geriye düştü. 3-2 yaptı. İlk 45 dakika 3-2 bitti. Rakip ikinci yarıyı 10 kişi oynamasına rağmen pozisyonlar da bulmalarına rağmen çeviremediler. 3-2 yenildiler. Ev sahibi ekipte orta sahada 2 tane önemli sakat görünüyor. Servet'te de az kalecileri cezalı, bir de defansta sakatlıkları var. Yine gollü bir beklentim var benim. 2-1-2-2 gibi gollü bir mücadele bekliyorum. Karşılıklı gol var bu maç için. 1.40 orandan çok ideal görünüyor bana. Kuponumuza da 4. maç olarak bunu koydum oran yükseltsin diye. Zürich Servette karşılıklı gol var. Toplam hepsi 4.20 oran yapıyor. Kafanıza yatıyorsa bu 4 maçı ya da yatmayan bir tanesini çıkarıp değerlendirebilirsiniz. 9. maçımda Chelsea Watford mücadelesi. Şimdi Chelsea 2 maç üst üste de yenilmesin artık. West Ham deplasmanında az önce de anlattığım gibi işte kornerlerden, karambolden veya kontradan bulduğu gollerle West Ham yendi ama Chelsea kötü oynamadı yani. Biraz beceriksizlik, biraz oyunu açamama, rakibin kapanması gibi sorunlarla yine maçı çeviremedi ama onların da Avrupa potasında olmak için Leicester ve Manchester United'la kıyasıya bir yarış içinde ve Watford yenebilecekleri bir takım diye düşünüyorum. Ben her ne kadar düşme potasının üstünde olsalar da son haftalarda gösterdikleri performansla çok da ışık vermediler ama belki burada golleri eşlik edebilirler. Yine güvenmeyenler 2.5 üste gidebilirler ama Watford'da şöyle bir şey var. Gerard Delafoe gibi, Dawson gibi defansta ve orta sahada sakat ve cezalı futbolculara var ama yine Chelsea'de burada dediğim gibi kimin artık kimden ya bu devirde artık özellikle pandemi sonrası herkes herkese gol atabiliyor. O yüzden VAR'a takılmadığı sürece tabii O yüzden güvenmeyenler 2.5 üste gidebilirler. Burada da önerim benim 2.5 üst olacak. Zaten Chelsea galibiyeti 1.32'den çok düşük. O yüzden üste gidelim. Yine Chelsea'nin 2-1-3-1 gibi kazanabileceği mücadele olarak düşünüyorum. Ben alternatifte değerlendirilebilir gibi geliyor. Onun dışında çok fazla uzatmadan riskli tercihlerimi söyleyeceğim. Geçen günkü gibi birkaç maçım var. Sistemde denenebilir. Ben sistemi uygulamaya kupon girerken bile saatlerce çalışıyorum. Hangi maç berabere bitebilir? Sistemde benim mantığım yüksek oran kovalamaktır. Sistem 3-4-5 ya da 4-5-6, hani handikap sıfırlar, maç sonu sıfırlar, hep böyle 2.80-2.93 civarı oranlar ki 4'ü tuttuğu zaman bile en azından kupon 4-5 katını kazandırmış oluyor. Beşincisi tutarsa 2 hafta önce uygulamada kazandırdığımız gibi 850 lira, onun gibi 800-900 bin lira kazandırabiliyor. Hepsi tuttuğu zaman da 2-3 bin lira para kazandırıyor ve bunu ayda bir kere bile tuttursanız bütün şeyi kâra geçersiniz. O yüzden benim sistem denemelerim o şekilde oluyor. Soranlar var çünkü niye hep öyle yapıyorsun diye. Siz bu ideal oranlardan bir araya getirip sistem 3-4, ne bileyim 3-4-5 yapabilirsiniz yine. Siz bilirsiniz. Ben yine sistemde denenebilecek maçları, yüksek oranlı daha doğrusu riskli maçları şu şekilde söyleyeceğim size hiç uzatmadan. Norwich Brighton maçı potansiyel bir beraberlik mücadelesi, 0-0 ya da 1-1 bitebilir. 14.30'da Premier Lig'de Norwich Brighton maç sonu 0 denemesi yapılabilir. Bir diğer mücadelem riskli olarak gördüğüm ama yüksek oranlı. Hani diyorsunuz ya neden gollere? Ben genelde gollere giderim. Maçın meyvesi goldür arkadaşlar. Bir şekilde çarpar girer, duran top olur, o olur, bu olur, penaltı olur, kornerden gelir. Goller her zaman basittir ve sizlere seçerken farkındaysanız hep karşılıklı gol ya da 2.5 üst olacak maçları seçerim ama hani niye 0, niye taraf bahsi, şu bu yapmıyorsun diyenlere de ekstra böyle vereyim. Celta Vigo Real Betis mücadelesinde son performansları göz önüne aldığında Celta Vigo kendi evinde galibiyete yakın, yani biraz daha Betis'ten iyi performans gösterdiği için düşük skorlu da olsa 1-0, 2-0 gibi kazanabilir diye düşünüyorum. 1.95'ten Celta Vigo galibiyeti denenebilir. Güvenmeyenler de yine 2-3 gol denemesi yapabilirler mesela. Klasik bir 2-3 gol mücadelesi 1.70 orandan denenebilir diye düşünüyorum. Onun dışında Juventus Torino'ya güvenmedim. Bir Torino derbisi tabii zorlu bir mücadele olacaktır. Juventus'un oranı çok düşük ama yine de düşük skorlu, ya düşük skorlu derken o da 2-0, 2-1 en fazla alabilir. 4 gol çıkmaz diye düşündüğümden 2-3 gol 1.75 orandan bu maçta da denenebilir. Dediğim gibi Juventus 2-0 ya da 2-1 gol yese bile kazanabilir ki son zamanlarda hiç gol yemiyor. Genoa'dan yediği gol de orta yapıldı, defans sektirdi, arkada topla buluştu filan falan, öyle çok organize bir gol değil yani, onu anlatmaya çalışıyorum. Juventus zor gollüyor. Dediğim gibi 2-0'da kalırsa da şaşırmam bu mücadele. O yüzden 2-3 gol denenebilir. Maç sonu 1 zaten 1.20 oranı. Onu denemeye gerek yok. Oran yükseltmek için ne yapılır? Şöyle bakalım da. Maç sonu 1 ve 3.5 alt mesela. 1.70'miş oranı. Onu yeni gördüm mesela şimdi. İsteyenler, güvenenler hani 1 ve 3.5 altta deneyebilirler. Onu da şimdi gördüm ama 2-3 gol de yüksek orandan kazandırabilir. Aynı fikirdeyseniz bunu da riskli kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bir de isteyen girsin, isteyen girmesin Wolverhampton Arsenal mücadelesi. Her ne kadar Wolverhampton favori de olsa Arsenal'in performansını beğeniyorum aslında ben. Yenilmeyebilirler. Burada da 1-1 gibi bir beraberlik bekliyorum. İsteyen yüksek orandan karşılıklı gol var deneyebilir. 1.67 oran 1.70'ti. 1.67'ye düştü an itibariyle. İsteyen beraberlik deneyebilir. Sistemde 2.85'ten. Bunlar fikirlerim sadece. Yani siz de böyle aynı fikirdeyseniz benden de onay almış olun diye. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Portekiz'de bakın Benfica Boavista ile oynayacak. Benfica'nın hocası kovuldu. Az önce de anlattığım gibi tek kale oynadıkları maçta gol bile atamıyorlar. Biz karşılıklı gol var alıyoruz. Nasıl olsa Benfica gol yiyor her türlü diye. Bu sefer bizi Benfica yatırıyor. Ekmeğini yemek isteyenler bu maçta 2.5 üstten 1.58 oynayabilirler. Benfica Boavista'yı gollü bir maç sonunda yenebilir gibi geliyor bana. Bu sadece fikir. İsteyenler hiç değinmesinler. Onu ayrıca belirteyim, hocası kovulduğu için. Yine Braga Avez'de 23.30'da yine onun da hocasını gönderdiler. Onlar da Avez gibi kötü bir takımı ki son maçında yine başarılı olmuştuk. Moreirense karşısında gol atamayacaklarını, karşılıklı gol yoku ve Moreirense galibiyetini 1.70'ten değerlendirmiştik. Hatta uygulamadaki sistem kuponumda handikap sıfırdan 3.10 filan orandan değerlendirmiştik. Yine Aves zaten kafa olarak da gitmiş, mental olarak düşmüş bir takım. Braga'da yardımcı antrenörle çıkacak. Dediğim gibi hocası kovulduğu için en son Rio Ave'ye yenildikten sonra bu maçı gollü bir şekilde kazanabilir. 2.5 üst ya da 1 ve 1.5 üst, 1 ve 2.5 üst şeklinde değerlendirmeler yapılabilir. Veya şöyle bir özel bir şey buldum ben. Diğer kısmında girdiğiniz zaman ev sahibi iki yarıyı da kazanır. Evet dediğiniz zaman 2.05 oranı var. Bu da değerlendirilebilir. Yüksek oranlı tavsiyelerimde bunlar. 9 tane ideal. Onun dışında da 6 tane de riskli ama yüksek oranlı tercihler vermeye çalıştım sizlere. Aynı fikirde olduklarınızı değerlendirip 3-4 maçta inşallah siz de yorumlara tercihlerinizi yazabilirsiniz. Like'larınızı gönderebilirsiniz. Bakın hiçbir zaman istediğimiz like'ı 1000 seviyesini geçemediğimiz halde ben yine ısrarla sizlere yardımcı olup kupon paylaşmaya ve düşüncelerimi söylemeye devam ediyorum. Ama hiç moral motivasyonumuz yok. Onu da söyleyelim. Çünkü yani 1000 like'ı bile bulamamak çok büyük. Bizim için çok kötü bir olay yani, onu söyleyeyim. Dediğim gibi sanki değerimiz anlaşılmıyor gibi ama yine sizler bilirsiniz. Sizin takdiriniz, ufak bir sitem olsun benimki. Teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Videonun başını dinlemediyseniz mutlaka geri alın. Başını bir dinleyin. Uygulamayla ilgili yine önemli bir şeyler söyledim çünkü. Teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.